Çok üzgünüm. Kızların evde söyledikleri, teyzesinin, Ayten teyzenin evde söyledikleri şeyler, bunlar gerçekten beni üzdü. Ama bunlar teyzenin fikri, yani Ayten teyzenin fikri. Ve kızlar yine yapacağını yapıyorlar, evi karıştırmak da üstlerine yok. Özellikle Mehtap bunu kıskançlığından yapıyor, bunu görüyorum. Şöyle bir şey var. Ben fikirlere saygı duyan bir adamım ama sonuç olarak kararı verecek kişiler bizleriz. Teyzesi istediği kadar diretebilir. Melis doğru yolu bulacaktır. Bunu her zaman savundum. Serhan'a gelince de bizi birbirimize düşürmeye çalışır gibi bir halleri var kızların. Teyzesinden de böyle bir hamle gördüm ama bizim dostumuzun zedeleneceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü Serhan benim kardeşim. Sen teyzenin böyle bir şey beklemiyordun. Evet, böyle. Yani Serhan demesini beklemiyordun buraya gelip. Sen bunu teyzenden duyduğunda neler hissettin? Bakın, Melis'in ilk tepkisi ne olmuş? İzleyelim hep beraber, onun üzerine de konuşalım. Erdem mi Serhan mı? Ama bana açık konuş. Şimdi ben sana açık konuşmak istersem, ben Erdem'i kırmak, üzmek istemem, onu çok sevdim. Ama seni yola getirebilecek erkeğin Serhan olduğunu düşünüyorum. Çünkü senin mizacını biliyorum. Ama Serhan biraz daha oturaklı ve hani seni nasıl söyleyeyim, daha çekip çevirebilir. Ben ne diyorum? Senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Senin huzura, mutluluğa ihtiyacın var. Seveceğin bir eşe ihtiyacın var. Bunun da Serhan olmasını ben cani gönülden istiyorum. Gerçekten istiyorum. Benim hoşuma gitti. Ben çok sevdim. Sana da yakıştırdım. O da seni koruma altına almakla zaten seni tanımak istediğini bana bir şekilde göstermiş olduğunu düşünüyorum. Hani Erdem'i kesinlikle bir kere kırmak istemiyorum. Asla kırmak istemiyorum. Tabii. Erdem'in bana karşı ilgisinin farkındayım. Şu an benim gerçekten hani şeyim yok. Hani çok hoşlanıyorum, ölüyorum, bitiyorum gibi bir durumum yok. Erdem'in annesiyle de yapamazsın bence. Evet, Erdem'in annesiyle... Yapamazsın. Yapamam. Yapamazsın, asla yapamazsın. Yapamam. Ben de yapamam, gördüm konuşmayı. Orada haklısın. Karakter özelliğini. Orada yapamazsın. Haklısın. Erdem'in annesi çünkü dominant bir karakter. Evet. Ben dominant bir karakterim. Olmaz. Çok zıtlaşırız. Zıtlaşırsınız. Yani annesinin benim ilişkime karışmaması lazım. Zaten öyle bir şey yok. Ben de çocuklara biraz yumuşak kaldım galiba. Şimdi seyredince. Evet. Yani ne bileyim, bilmiyorum. Kafam çok karıştı. Senin hani senin fikirlerin benim için çok önemli. Çünkü sen benim büyük teyzemsin. Biliyorum. Ondan sonra... Bilmiyorum hani... Şimdi burada Sevgi teyzem olsa hani belki daha farklı olur ama Ayten teyzem var burada. Hani çok farklı oldu. Gerçekten hani fikirlerin çok önemli benim için. Şimdi gerçekten hepimiz kaç yaşında olursak olalım. Yani ben bile bugün annem bir adaya burun kıvırsa veya çok güvendiğim bir büyüğüm, bir düşünürüm yani. Kafamın arkasına bir şey atarım en azından. Bu doğru. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim kendi naçizane görüşüm. Senin teyzen sanki Erdem'in annesinden daha dominant. Teyzem çok dominanttır zaten. Ama işte o Erdem'in annesine dominant diyor. Bence hani kadın sakin ve ben konuşmaları da dinledim. Oğluna kes sesini diye bağırıldığını duydu. Oğluna hani ya bir gakkuk böyle çocukcağız konuşmaya çalışırken senin o şiddetli tepkilerini gördü. Ve söyledi. Yani dedi ben dedi bunu dedi benim oğluma yapılmış değil, sizin kızınıza benim oğlum yapsa da çok rahatsız olurum. Benim oğlumun da yapmasını istemem dedi. Çünkü evlat, erkek veya kız. Hani bu sertliği görmek. Şimdi şuna geleceğim. Sana dominant bir erkek gider, sen de dominantsın diyor teyze. Gerçekten dominant, sert. Hani böyle çabuk sinirlenen kadınlara dominant ve sinirli erkekler mi gider? Yoksa onları biraz daha yumuşatan, alttan alan. Bak Erdem'in o günkü tavrını takdir ettim. Bir kusurum varsa sen öğretmeli istedi, hatırlarsın. Evet. Yoksa böyle bir erkek mi gider? Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Önce tabii söz hakkı sende. Yani benim daha önce beni alttan alan bir erkek arkadaşım oldu. Her konuda beni çok alttan alıyordu. O da doğru değil. Onun ama, da o zaman çizgileri yokmuş. Yani Erdem tarzındaydı biraz. Hani beni alttan alıyordu. Belki çok sevdiğinden dolayıydı. Kötü bir şey değil bu. Ama yapamadık.
Ama sebebi alttan alması mıydı? Sana yumuşak olması yani mıydı? Yani bana karşı yumuşaktı, alttan alıyordu ama yani olmadı. İlginç. Ayça var mı bu konuda bir fikrin? Yok. Ceyda, hiç konuşmadın bugün. Benim de yok. Yok yani. Benim yani var mı? Söyleyeceğiz. Bence Melis bir de karakteri açısından Serhan gibi tipleri seviyor ve Zor'u seviyor bence. Teyzesi de aynı şeyi söyledi. Ben Zor'u severim dedi. Bence Melis de hani böyle Zor'u seven bir karakter olabilir. Bence değil. Ben yakıştıramadım. Birisi A diyor, birisi Z diyor. Ya hiç kusura bakma kardeşim. Yani Serhan'la hiçbir şekilde uyum sağlayamazsınız. Özür dilerim ablan olaraktan. Abi olay nerelere geldi ya? Kafam yani dominant bir insana. Vallahi olay nerelere geldi yani? Hayır, çok çekişmiş. Ne gerek var bunlara? Hani alttan alma derken de erkek ortalayacak onu ya. Tabii. Çok fazla alttan da almayacak, çok fazla tepeye de çıkmayacak. İşte kavga anında, şimdi belli ki Melis çabuk sinirlenen. Bu yapı değişmez. Tabii, tabii. Fevri deriz biz ona. İşte deli dolu deriz. Çabuk sinirlenen deriz. Bir şeyler deriz. Bunu idare edecek biri lazım. Bak Ceyda ile Serhan kavgasında Serhan'ın tavrına bak. Seninle Erdem'in tartışmasında Erdem'in tavrına bak. Biri otur bana öğret o zaman diyor. Sakinleş lütfen aynen diyor. Çok hazır güzel mısın konuşmaya diyor. Diğeri tamamen evet ipleri koparıyor ve hani burada kameralar var. Eğer o olmasa ne olacak bilmiyorum. Yani kim kime daha uygundur? Buna biraz gönül, biraz ruh, bir de tabii böyle objektif gözlemciler evet karar verecek. Ben isim vermeden bir şey anlatabilir miyim? Sizi men ederekten kendimden örnek vereceğim. Çünkü ben burada arkadaşlarım isimliyle olduğunda erkekler bizi seyrediyor ve yanlış anlıyorlar. Sonra kızı dolduruyor falan olacak. İnanın kendimden örnek vereceğim. Ben evlendiğimde bu işin sonunda mesela siz Erdem'le evlenmiş olsanız diyelim. Evlendiğinde şey olacak. Kayınvalide dominant ya. İstediği başka bir kız var. Sen eninde sonunda o anneye yenileceksin. Çünkü erkek annesini daha önde tutacak. Evlendikten sonra bir şeyler bitiyor. Mehtap yine yapmaya başladın yapacaksın. Hiç gerek yok. Olan anneler kazanıyor. Benim hayatım da öyle oldu. Bu kötü tecrübenin en kısa zamanda bence yükünü at. Evet. Eskiden de onlar. Yeni şeylere temiz kalple sıfır başla. Ama bugün Erdem annesini şey yapmayıp sevgisinin peşine düşerse yarın bir gün neler olacak bunu bizi de gözünün önünde bulundur ki. Bunları da göze alarak yola devam et. Hani dolduruyor demesin şimdi bizi izliyorsa kırılmasın. Ama benimki böyle oldu. Ben Erdem'i çok al beni. Annesinin taktığını düşünmüyorum. Peşine gittiğini düşünmüyorum. Burada Melis daha çok hani kararsız kalan. Hatta açık açık söylüyorsun. İnşallah farklı olur. Ne yapacağımı şaşırdım diyorsun. Evet. Çok önemlisin diyorsun. Onu da anlıyorum. Gencecik bir kız. Karşısında çok güvendiği teyzesi var. Büyük teyzem diyor. Sevgi teyzem olsa başka olurdu dedim. Sevgi teyzenle daha mı arkadaşsın? Ya Sevgi teyzem en küçük teyzem. Ayten teyzem en büyük teyzem. Hı-hı. Yani Sevgi teyzemle daha böyle kanka falan deriz hatta birbirimize. Yani o olsaydı hani belki hani ya kanka hani şöyle yapalım falan derdim. Ama Ayten teyzem dominanttır gerçekten. Hani bana şöyle yap da diyebilirdi. Hani Serhan da diyebilirdi. Dediği an ne yapacaktın o zaman hiç? Dediği an hiçbir şansım olmazdı zaten. Yapmalıyım diyorsun. Yapmalıyım. Büyüklerim ne istiyorsa yapmalıyım. Evet. Ben evet. Bakalım ne olacak haftaya merak bence ediyorum. Bence o kadar da olmasın ama. Bir de Serhan ve Erdem yakın arkadaşlar biliyorsunuz. Evet. Şimdi burada en önemli olan şey ailelerin anlaşması diyoruz. Bunu erkekler de kabul ediyor. Sonradan pürüzler çıkabiliyor diyoruz. Yani daha doğrusu evliliğe girerken niye pürüzle girelim ki? Mutlu olmak için giriyoruz. Sen dedin ki teyzemin oğlu aynı Serhan. Serhan'a hı çok benziyor. Peki senin aile yapın yani teyzenin oğlu benziyor hı diye Serhan'ın aile yapısıyla uyar mı? Çünkü Serhan'ın bana anlattıkları var. İşte abisine bile saygısı başka türlü. İşte Eser'i evine götürdüğünde Eser'in abisine abi dememesi bile onları ailecek rahatsız ediyor ve bir süre sonra Eser abi diyor. Yani benim seni teyzeni izlediğim kadar teyzenin Serhan'a benzeyen bir evladı olabilir ama o kadar da geleneksel gözükmedi, gelmedi gözüme. En azından sen öyle değilsin. Aile yapısı olarak baktığın zaman uyar mı? Şimdi şöyle, biz hani kapalı değiliz ama geleneksel bir aileyiz. Yani evet okumuş bir aileyiz. Maddi durumu iyi olan bir aileyiz ama bu demek değil ki geleneksel bir aile olmadığımız anlamına gelmiyor. Biz de geleneksel bir aileyiz. Yani buraya teyzem mesela geldiğinde belimin açık olması onu çok rahatsız etti mesela. Rahatsız etti, battaniyeyle kapadı. Battaniyeyle kapat dedi.
Erdem böyle... hastayken battaniyesini hatta sana verdi. Evet, niye böyle açık giyindin dedi. Yani. Orada da bir şey dikkatimi çekti. Erdem'in annesi de dedi, ah kızım dedi, biz biliyoruz bazı kapalı şeyler daha çekicidir dedi. Erdem döndü ama yine de bunu kişinin kendisine bırakmak lazım, öyle değil mi dedi. Kendi annesinin lafı üzerine. Evet. Helal olsun. Kendi annesinin lafı üzerine bakın, hem Melis'in teyzesi hem Erdem'in annesi belini kapat derken o yine beni korudu. Dönüdü. Yine de bunu kişiye bırakmak lazım değil mi dedi. Kendi annesine bunu dedi. Helal olsun. Kim daha dominant? Düşünelim bakalım. Tabii. Peki dünürler, dünür adaylarımız. Yani kim daha dominant düşünelim bakalım diyorum ya size evet, şimdi. Evet. Kim daha dominant? Görelim bakalım, izleyelim bakalım. İki dünür adayımız. Melis'in teyzesiyle Erdem'in annesi bir araya gelince neler konuşmuşlar. Kısmetse olur, sen yeter ki sen kısmetse olur.